Biz dediğim gibi NATO'ya yeni üye olmadık. Neden bizden önceki iktidarlar bu iradeyi gösteremiyorlardı? Neden bizden önce bu ülkeyi yönetenler bu duruşu gösterip NATO'da istediğini alıp ülkelerine dönemiyorlardı? İşte burada dert sahibi olmak lazım. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin derdini sırtlandığını biliyoruz. Bu ülkeyi bir değerlere getirebilmek için ne mücadeleler verdiğini biliyoruz. Biz de onların çalışma arkadaşları olarak ve siz değerli hemşerilerimizle birlikte ona yardımcı olmaya, bu ülkeyi hak ettiği yere getirmeye çalışıyoruz. Ve Allah'ın izniyle de çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerle birlikte yeter ki Trabzon bizim arkamızda dimdik dursun. Trabzonlu hemşerilerimiz bizim arkamızda dimdik dursun. Evelallah bu ülkenin başaramayacağı hiçbir şey olmaz. Biz buna yürekten inanıyoruz. Evet. Değerli kardeşlerim. Ama ekmek 8 lira oldu. Bunun çuvalı 500 lira oldu. Evet. Evet. Değerli kardeşlerim, biraz önce söyledim. Sıkıntılarımızın olduğunun farkındayız. Elleme elleme kalsın orada. Kalsın. Değerli kardeşlerim, bundan iki kabine toplantısı önce Sayın Cumhurbaşkanımız bizi topladı. Dedi ki, değerli arkadaşlar, evet bir fiyat artışı sorunu yaşıyoruz. Ama şu anda özellikle sabit gelirlilerle ilgili vatandaşlarımızın sıkıntısı var. Dedi ki, biz vatandaşlarımızı enflasyona ezdiremeyiz. Ve Ahmet Metin Bey çok iyi tanır. Tamam. Murat Zorluoğlu beyefendi iyi tanır. Bütün belediye personeli iyi tanır. Ben Trabzon'da doğdum, büyüdüm. Belediye başkanımız ve başkanlarımız ve sağındaki solundakiler hepsi beni iyi tanıyor. Sakın yanlış anlamayın. Ben iyi bir akrabayım. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızla da sürekli görüşen bir insanım. Bize yapılan haksızlık var. Bunu size dile getirmek zorunda var. İş yerine giden belediye başkanı olan temsilcimi gittim ve dua ediyorum. Ben iyi bir akrabayım. Ve de çok ileri gelen bir yeğen. Çok iyi tanıyoruz. Tamam. Çok yıktın, iyi oldu. Yıktılar. Kapıya döktüler. Bizim müşterilerimizi vermiyor. Ben buna aynen Cumhurbaşkanımıza da diyeceğim. Yerde dinledim. Şurada yeni yapılan caminin yanında. Vallahi billahi tallahi kalpten diyorum. Bu arkadaşların giden ve bu gelen arkadaşların yüzünden Salih Bey, sizle de çok konuştum. Bahar Hanım da burada. Bahar Hanım da burada. Abi evet, şurada yapılan yanım burası. Ben, evet, Malıkhane'nin yanındaki iş yerleri, manavla, Malıkhane'yi yaptılar. Bak, lütfen, ben anlatıyorum. İyi anlayın. Adnan Bey de iyi tanır beni, doğru mu efendim? Ahmet Başkan'ı da iyi tanır beni. Benim hakkımı, çocuğumun hakkını, rızkını yediler, yiyorlar. Tapın var mı? Tapu hiç kimsenin yok. Bu arkadaşın da yok, benim de yok. Bu arkadaşa verdiysen benimkini de vereceksin. Peki, arsa kimin? Herkes. Arsa marsa yok Sayın Bakanım. Lütfen. İşgaliye yani. İşgaliye. Heh. 27 yıl bu adamla ben aynı yerde yan yana tamam durmuşum. Aynı tepsiye ekmeğimi bandırmışım. Tamam. Ki bu adam destekçin değil. Bu adama dükkan verilmiş. Bana verilmemiş. Benim babam ahırdan ineğini sattı da bak ahırdan yeğeni sattı da biz bu şekilde bu davaya baş koymuşuz. Ben Cumhurbaşkanımı dört gözle bekliyorum. Vallahi billahi, vallahi billahi. Bak dört gözle bekliyorum. Ahmet Başkanım hiç kusura bakma. Bak sende bir şok sopiyeti. Bahar Hanım nekil olduğu zaman sizi duyuyor. Ama bağırmadan duramıyoruz artık. Ben sizleyim. Biz sizleyiz. Ama lütfen yapılanları görün. Bağırmadan. Bak anlayın bak şuraya konuşma bak, iki tarafını özür diliyorum konuşamayacaksın. Konuşmayınca nasıl çözüm bulacağım ben sana? Sayın Bakanım kurban olayım sana şuraya Murat Zorluoğlu geldi. Dedim ki başkanım kaç yıldır belediye başkanısın? 3 mü 4 mü ne oldu dedim. Dedim 17. randevu veriyorum yalancısın dedi bana. Bak orada esnaf şahit yalan söylüyorsun tamam, dedi. Tamam bir sakin ol mu süre içeri? Sakinim ben abi. Değilsin ki ya. Sakinim değilsin. Ama. 17. randevu mu? Bir bana müsaade et. Bir bana müsaade et. Buyurun. Tamam.
şu anda o kuyumculara yapılan yerin olduğu yerden mi bahsediyor? Yeni yapılan caminin oradan mı bahsediyor? Orasından bahsediyor. Tamam, sizin kaç tane dükkan vardı 35 senin? 35 kişi o belediyede gitmemiz kapı kalmadı. Hepsinden kibarca biz... 35 dükkan mı var? 35 adet dükkanımız var. Hepsi yıkıldı. Hepsi yıkıldı. Balıkçılar dediğin neresi? Balıkçılar dediğin hemen burası yapılır. Tamam. Balıkçılara yer verdik, sebze meyvecilere verebiliriz. Tamam. Yer gösterdik. Dedik ki şu surun altını belki. Tamam. Dediler ki bu. Burası bir çakıl var. Tamam. Sonra oraya 60-70-80 tane dükkan yaptık. Ama geçici oldu. Geçici bize verseydin. Geçinim kurban olayım sana ya. Biz de geçici olarak diyoruz. Konuşacağız. Bana, abi biz kaç yıl oldu ya? Kaç yıldır konuşacağız? Sakin. Ben siz değil. Ben burada başımı koyuyorum, kellemin altına geziyorum. O molozda da aynı. Senin adın ne? Recep Aydın. Recep yıllarca ben orada kelle koltuk altında gezdim. Bütün ayyaşlarla, sarhoşlarla, Sayın Cumhurbaşkanı Orhan Veli'nin üç yoluna şuradan geçerken adama nerede söverken ben onunla kavga ettim. Ben sırtımı kollayarak gezdim. Tamam. Konuşabilir miyim? İyi anlayın. Neden ben bağlıyorum? Ben deniliyim. 21 yaşındayım. 500 sokağın ortasında koskoca vekili. Dedim ki adalet istiyorum. Yapıştı yakasına dedi. Ya. Şimdi bunların adalet konusu. Bir sakin olursan bize müsaade edersen. Ama nasıl olur? Herkes aynısını diyor. O zaman gideyim ben seni diye dinliyorum. Ya abi kurban olayım. Tamam yani sana konuşmadan sözünü bulabilme şansım var. Tamam söylüyorum sana. Ben başkanla özel olarak burada kimin işgaliyesi vardı, kimlere yer verdi, kimlere yer vermedi çıkarttıracağız. Şu anda orada kuyumcu projesi devam ediyor. Evet. Bizim bilim merkezini yaptığımız yerden bahsetmiyor muyuz? Tamam, oturacağız. Size yer nasıl verilir, verilmez, başkanımızla konuşacağız. Kaç kişi vardı? Ben bunu bilmiyorum. Sen ya. Bana ilk söylüyorsun, şimdi duyuyorum. Tamam. Beni mecbur bıraktılar, beni tamam. Seninle. Biz burada defalarca... Tamam. Anlaştık. Senin adına bakan bey konuşacak. Belediyenin her kapısına gittik. Kabul ediyorum. Giden arkadaş, sen orada yaptığın için onlar beddua ettik. Tamam. Hala da ediyorum. Tamam. Sağlık şuan vermesin. Ben çocuğum buldum. Benim çocuğum. Arkadaş. Ben onun yüzünden. Ben de onun yüzünden çocuğumun ilacını alamadım. Sayın Bakan, Sayın Bakan. Ben hepsine gittim anlattım. Neredeyse gittim resim alabilir miyim? Ya ben halkın gerçekten sakinleşmesi. Tamam anladım diyorum sana. Diyorum ki hemşerim başkanla konuşacağım. Şimdi ben sana bağırsam çözüm bulabilir miyiz? Allah Allah. Sana diyorum ki başkanla konuşacağız. Bunu çözün diyor. Tamam. Ya bir kere bak. Anlayın. Bir kere. Gel Recep'im gel. Başkanım başkanla görüşecek. Bak ben kadar defalarca geldim gittim. Defalarca geldim gittim başkanım. Doğru mu? Bakanımıza söyle. Ben bunu Cumhurbaşkanı'na da gideceğim. Aynı anı geçeceğim. Burayı çek Fatih. Yeterli bir şekilde. Her dünya genelinde olan bir şey. Ve bu büyük hükümetler döneminde dalgalanmalar olmuş. Yani bu haberlerin siyasi.